Memduh Bayraktaroğlu, Erdoğan ve Albayrak'ı sevmeyebilirsiniz ama sevmemek hakaret etme gerekçesi olamaz. Albayrak çiftinin yeni bir çocukları daha oldu. Bebeklerinin mutluluğunu sevenleriyle paylaşmak istediler. Sosyal medya hesaplarından bu mutlu doğumu duyurdular. Bir insanın mutluluğunu sevenleri ve sevdikleriyle paylaşması insani duyguların en güzellerinden, en anlaşılabilir olanlarından biridir. Ancak dünya ne yazık ki kötü insanlar tarafından adeta istila edilmiş olduğu için ve o kötü insanlardan bu topraklarda milyonlarca yaşadığı için aralarından 8-10 tanesi kötülüklerini hemen sergilediler. Sosyal medya hesaplarını açtılar. Babasını ve eşini sevmedikleri için Esra Albayrak hanımefendiye ahlaksızca hakaret ettiler. Öyle mutlu bir günde kim ahlaksızların, kim namussuzların, kimi şerefsizlerin hiç tanışmadıkları, kendilerinden hiçbir zarar da görmedikleri bir çifte insanlık dışı tweetler atarak vahşi yüzlerini göstermeleri bağışlanamaz. Bu vesileyle yeni doğan Hamza Salih bebeğe uzun, sağlıklı ve şans dolu yıllar diliyorum. İnşallah sevdikleriyle birlikte alır bütün yaşlarını. Hadi o zaman herkes işine baksın. 3-5 ahlaksız yüzünden sosyal medyayı kapatmalı izlemek insaf ve akılla bağdaşmaz. Eğer bağdaşır deniliyorsa ben de sorarım o zaman. Ensar Vakfı'na ait Kur'an kurslarında ufacık erkek çocukları sözlü de değil fiilen cinsel tacize uğradıklarında Ensar Vakfı neden kapatılmadı? Eğer o gün o Ensar Vakfı kapatılsaydı bugün sosyal medyanın kapatılması da tartışılabilirdi. O gün aileden sorumlu bakan bir kerecikten bir şey olmaz demeseydi mesela amma da kıyak olurdu hani. Sözün özü önce şu vakıf kapatasın, sosyal medyayı sonra konuşalım tamam mı? Hadi o zaman herkes işine baksın. Hani hukuk devletiydik? Yazının içine gömülü Photoshop fotoğrafa bakın lütfen. Küçük çekmecenin AKP'li meclis üyesi Hamza Görenç tarafından yapıldı. Bu fotoğraftaki iftiralar Esra Hanım Efendi'ye yapılan hakaretlerden daha mı hafif? Yoksa çok daha ağır mı? Bu bir karikatür olarak yapılsaydı sanat konusu bile olabilirdi ama bu açıkça sahtecilik. Bu alenen iftira ve bu müfteri halen ortalıkta elini kolunu sallayarak dolaşabiliyorsa hukuk devletinden ve yargı bağımsızlığından söz edilebilir mi? Bu arada unutmadan Esra Albayrak'a hakaret eden ahlaksızlar tutuklandı. İyi de oldu ama. Oysa bu Hamza Efendi de Esra Hanım Efendi'ye hakaret eden ahlaksızlar gibi cezaevinde olmalıydı. Kendini kurtarır Erdoğan'a ateş atar. Ayasofya ibadete mi açılacak, müze olarak mı kalacak? kararı Danıştay verecekti. Üyeler toplandı. 15 dakika kadar sohbet edildi. Sonra da dağıldılar. Müze mi, cami mi sorusunun cevabını 15 gün içinde açıklayacaklar. O halde karar sonrasına bakayım. Ayasofya ibadeti açılırsa Kudüs konusunda söyleyebilecek tek sözümüz olamaz. Biz Ayasofya'yı kılıçla aldıysak Yahudiler de Kudüs'ü ateşli silah gücüyle aldılar. Nihayet ikisi de savaş silahı. Danıştay müze olarak kalsın derse Erdoğan bunu seçmenlerinin kökten dinci olanlarına zor anlatır. Başta Akit gazetesi ve okurları olmak üzere köktenciler ayağa kalkar. Danıştay ibadete açılsın derse ABD, Avrupa Birliği ve İsrail ile ipler iyice gerilir. Bu üç ülkenin kesin etkisi altındaki küresel yatırımcılar ve finans çevreleri bizden iyice uzaklaşırlar. Yunanistan'la savaş noktasına geliriz. Danıştay ben karışmam, siyaset çözsün derse ne olur? Üyeler kendilerini kurtarır, Erdoğan'ı ateş atar. Galatasaray'ı yönetenlere bakın. Galatasaraylı yöneticiler Sivas sporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzalamışlar ve bir de Cayan taraf için tazminat maddesi koymuşlar. Ancak TFF yönetmenine göre ligler devam ederken yapılan bu tür ön anlaşmalarda futbolcunun halen oynadığı takımında yazılı rıza alınmalıymış. Galatasaraylı yöneticiler bırakın yazılı izni sözlü izin bile almamışlar. Galatasaray'ı kimlerin yönettiğini daha net anlaşılsın diye hatırlattım haberi. İlk defa görüyorum. Bilinen fıkra, günahkarı tokatlayan şeytanın şu cümlesiyle biter. Git işine be. Çok gördüm ama makaralısını ilk defa görüyorum. Cumhurbaşkanlığı sekreterlerinden Mustafa Varank ekonomimizi övdükten sonra şöyle demiş. Pozitif ayrışıyoruz. Çok ayrışma gördüm lakin pozitif olanını ilk defa görüyorum.